Merhaba. Şu an Sydney'in bir başka güzelliğinden birinde, Abbotsford'da, Roving Club'dayız. Yanımızda bu kez yaklaşık 10 yıl kadar önce partner vizesiyle gelmişti, eş vizesiyle. Halen burada yaşıyor ve bir başka belki öğrencilerimizin çok işine yarayabilecek bir alanda da çalışıyor. Merhaba Aysel, nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Biraz ben gerilere götüreyim sizi. İlk başlangıçta buraya geldiğinizde neler hissetmiştiniz? İlk geldiğimde tabii ki her ilk gelen gibi memleketimi özledim biraz. Ve burada Türkiye'de ne olur tabii ki? Öğretmen olur, müdür olur, mühendis olur, doktor olur. Her İngilizce kelimesi derdiyse burada önce bir bocalıyorsun. Çünkü her şey sıfırdan başlıyor. Ama daha sonra Sydney öyle bir şehir ki, Avustralya öyle bir ülke ki, beni kendi içine alıverdi. Ben çok üzüldüm bu için. Tabii hemen belirtelim. Aysel Güney Türkiye'de tarih öğretmenliğinden emekli. Öğretmen olarak buraya gelip hemen öğretmenlik yapamadı. Bir süre geçti galiba. Çok uzun bir süre geçmedi ama tarih öğretmenliği yapamadı. Çünkü İngilizcem eğitim vermek için yeterli değildi. Türkçe öğretmenliği yaptım. Devlet okullarında Türkçe öğretmenliği yaptım. Komünite okullarında da yaptım Türkçe öğretmenliği. Hala da yapıyorum bazen. Tabii şimdi bütün bu öğretmenliğe bir de bir başka alan daha ekledi Aysel Hanım. O da yaşlı bakımı. Biraz ondan söz eder misin? Gerçekten HK başlı başına çok güzel bir alan ve de bu alanlara teşekkür ediyorum. Çünkü sizin önerinizde ben o HK'yi düşündüm ve alanda iş bakmaya çalıştım. Bir sefer öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer gelecek olan veya düşünen insanlar için İnsanları seviyorsanız ve hele bir de onlara yardım etmeyi sizi mutlu ediyorsa inanılmaz, bulabileceğiniz en güzel iş. Çünkü o yaşlı insanlar sizinle çok mutlu oluyor. Siz onlara bakıyorsunuz, ben yürekten, gönülden öneriyorum. Ve katılmalarını istiyorum gençlerimizi. Çünkü bir de bir şey söylemek istiyorum. Avustralya yaş oranı oldukça yüksek bir ülke. İş bulabilme potansiyeli de çok yüksek bu alanda. İhtiyaçları var çünkü. Ve o insanların bizden beklentileri var. Onlar bizim ülkelerini gönüllerini açtılar. Bizim de onlara gelecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne düşünüyorum? Şunu belirtmekte fayda var. Buraya herhangi bir öğrenci vizesiyle gelmiş olabilirsiniz. Ek olarak yaşlı bakımında, age care'de, sertifika 3 veya 4'ü yaptığınız takdirde normal olduğunuzu ek olarak, ki bunlar online de yapılabiliyor. O durumda buraya geldiğinizde diğer eğitiminize devam ederken yaşlı bakım alanında da çalışmaya devam edebilirsiniz. Ücretler diğer alanlara göre, restoranlarda, TKV yani bu ayaküstü yiyecek yapılan yerlere göre daha iyi. Bence de. Ve aslında bazı kampanyalarda sertifika 3'ü kendi bünyelerinde de verebiliyorlar. Yani ayrıca ekstra ücret ödemeleri gerekmiyor. Yani bu aslında yaşlı bakımı o alanda kariyer yapmanızdan çok burada bulunduğunuz süre içinde diğer alanlardansa yaşlı bakımında iş bularak yaşamınızı sürdürmek çok daha sizin açınızdan faydalı olabilir. Kesinlikle işsiz kalma diye bir şey olmuyor. Çünkü gerçekten ihtiyaçları var ve çok güzel bir alan. Ayrıca çok yorucu bir şey de değil. Onu hemen söyleyeyim. Yani bu yaşlı bakım aslında neleri kapsıyor? Aslında yaşlı bakım her şeyi kapsıyor. Yani yapacağınız alana göre değişiyor. Benim background'um eğitim olduğu için ben daha çok yaşlılarla social life anlamında ilgileniyorum. Sosyal hayatlarını düzenlemek, onlarla birlikte bir şeyleri paylaşabilmek, kahve içme, sohbet etme, onları alıp shopping'e götürme, onlarla dışarıdaki hayatlarında bir şeyleri paylaşabilmek, bunları yapabiliyor. Ama herkes bunları yapabildiği gibi ayrıca şu özel yaşlı bakımına, örneğin hasta yaşlılara da bakabiliyoruz. Veya normal yaşlının lighthouse yardımı da yapabiliyorlar. Lighthouse cleaning dediğimiz. Ben de normal temizlik işçilerini yaptığı temizlik gibi değil. Ağır gelmedi öğrencilerimize. Ben de o ayrıca çıkmak istiyorum.
yapacakları en ağır iş sadece başka bir şey yapmıyor. Çünkü keralar, bakıcılar, yani HK yapanlar temizlik işçisi değil. Bunu özellikle de belirtmek. Yani gidip orada ne yapabilirim, ben temizlik yapamam, ben ağır kişiyi kaldıramam. Zaten hiçbir şekilde kampanya sizin sağlığınızı sizden önce düşürür. Ve size yapamayacağınız şeyi size vermiyor. Yaptırmıyor. Eğer hasta yatalak bir hastanız varsa, yaşlınız varsa onların otomatik liftleri var, sandalyeleri var. Onu otomatik olarak lifte düğmeye basarak hasta kendisi ayağa kalkıyor. Ve masaya oturup yemeğini verebiliyor. Yani bu şeyi çok kadar tanıdığı kadar son olarak burayı çok uzak olanlar veya henüz bilmeyenler için ne diyebilirsiniz? Şimdi uzaklık kavramı hep bende soru olmuş. Neye göre uzak? Nereye göre uzak? İnsan nerede yaşıyorsa, nerede mutluysa orası onun yeridir. Ben uzaklık kavramını düşünmüyorum. Hele hele bu çağda. Yani artık her şey o kadar yakın ki, her şey sizin elinizde, her şeyi görebiliyorsunuz. Uzaklık yok. Bunun yanında son derece kaliteli, güzellik yaşamak istiyorlarsa, gelecek güvencesini içlerinde, ruhlarında yaşamak istiyorlarsa, bence o tutarlı görülür. Ben de bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben de istatistikler de bunu soruyor. Girsinler arasında bir şekil bular. Rica ederim. Bana bu olanağı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Gençlere biraz faydalı olabiliyorsak ne mutlu bir durum.